Harvard Plus'a hoş geldiniz. Bugünkü inceleme konuğumuz HyperX'in oyuncular için geliştirmiş olduğu kulak içi kulaklığı HyperX Cloud Earbuds. <laughs> Bildiğiniz gibi günümüzde konu oyuncu kulaklıkları olduğu zaman daha çok kafa üstü kulaklıkların listelendiğini görmekteyiz. Ancak bazı markaların üretmiş olduğu kulak içi kulaklıklar da var. Bu önemli bir konu çünkü ben bazı insanlar tanıyorum ki eee üstü kulaklıkları sevmiyorlar ve illa benim istediğim kulaklık kulak içi olmalı diyorlar. O nedenle bu tarz ürünlerin de çıkabiliyor olması önemli. HyperX'in Cloud Earbuds modeli her ne kadar şirket Nintendo Switch'i öne çıkartarak reklamını yapsa da aslında 3.5 milimetrelik CTA standartını destekleyen tüm ürünlerde çalışıyor. Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, bilgisayar ve mobil cihazlarda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben tüm bu saymış olduğum modellerde test ettim. Hepsinde herhangi bir sorun olmadan çalışıyor. Ürünü satın aldığınızda kulaklıkların kendisi. Şöyle minik bir tane taşıma çantası ve bu taşıma çantasının içerisinde de iki farklı boyutta kulaklık silikonları çıkıyor. Toplamda küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı kulaklık pedini kendi kulak yapınıza göre değiştirerek rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İsterseniz yavaş yavaş tasarımıyla incelememize başlayalım. HyperX Cloud Earbuds'ın tek bir renk seçeneği var. Şirketin daha çok kullandığı kırmızı rengini kullanıyor. Ben kırmızı ve özellikle kırmızı ile beraber siyah renginin kullanıldığı tasarımları çok beğeniyorum. Bu modelde şöyle bakacak olursanız hem kulaklığın üzerindeki şu HyperX logosu hem kırmızı ile siyahın uyumu vesaire derken gerçekten dışarıdan görünüm anlamında çok şık bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Kulağınıza taktığınızda hemen şöyle L'sine R'sine bakayım. Şu şekilde kulağınıza taktığınızda kulağınızın içine tamamen giriyor. Şöyle yandan da göstereyim ve şu anda tabii ki herhangi bir şeye bağlı olmadığı için ses anlamında tamamen bir izolasyon sağlamıyor ama hem oyun oynarken hem de müzik dinlerken kesinlikle dışarıdan bir şey duymuyorsunuz. Çünkü kulağınızın içerisine tamamen giren bir yapıda. Şu kulakçıkları sayesinde de herhangi bir işte kafanızı hareket ettirdiğinizde falan kulaklığın oynamaması sağlanmış oluyor. Biraz da böyle orada silikona temas ettiğiniz için daha rahat bir kullanım oluyor. Tasarım noktasında... Karışmayı engelleyen bir kablo türü kullanmışlar. Bu güzel. Biliyorsunuz kulak içi kulaklıklarda, kablolu kulaklıklarda daha doğrusu kablolar çok fazla birbirine geçiyor. Ondan sonra onu ayırana kadar sinir krizi geçiriyorsunuz durduk yere. O anlamda çok dolanmaya engel olan bir kablo kullandıkları için güzel olmuş. Hemen kulaklığımızın üzerinde bir tane kontrol düğmesi var. Bu kontrol düğmesiyle beraber eğer müzik dinliyorsanız şarkıyı durdurma, oynatma veya bir sonraki şarkıya geçme eğer akıllı telefonunuzda bir çağrı gelirse telefonunuzda kullanırken de yine çağrı yanıtlama ve sonlandırma gibi işlevler için buradaki tuşu kullanabiliyoruz. Aynı zamanda bu bahsetmiş olduğum kontrol panelinin üzerinde bir de mikrofon var arkadaşlar. İsterseniz hemen bir mikrofon testimize geçelim. Bu HyperX Cloud Earbuds'ın mikrofon kalitesi nasılmış onu duyun ondan sonra incelememize devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda HyperX Cloud Earbuds'ın mikrofonuyla ses sesli yapıyorum. Bilgisayar üzerinden kayıt alıyorum ama zaten herhangi bir şey değişmeyecektir. Nintendo Switch'te veya farklı bir platformda da kullanıyor olsanız bu mikrofonun kalitesi aynı şekilde devam edecek. Herhalde yeterli olmuştur diye düşünüyorum. Genel mikrofon kalitesi budur. Gördüğünüz gibi bence ürünün tabii ki ses performansına geçeceğiz ama en başarılı olduğu konulardan biri dahili mikrofonun performansı zira bu kulaklık bir oyuncu kulaklığı olduğu için işte konsolda veya bilgisayarda bir yandan oyun oynarken veya mobilde bir yandan da arkadaşlarınızla konuşmanız gerekebiliyor farklı platformlarda. Günümüzde çok fazla işte PUBG gibi, Call of Duty'nin yeni Warzone gibi arkadaşlarınızla konuşmanız gereken oyunları oynadığımızı düşündüğümüzde mikrofon kalitesi oldukça önemli. Ben gayet beğendim. Çok temiz, net bir şekilde sesinizi aktarabiliyor. O anlamda başarılı bir kulaklık olmuş. İsterseniz yavaş yavaş geçelim ses performansına. HyperX Cloud II ile beraber Counter Strike CS:GO, Global Offensive ve Call of Duty Warzone oyunlarını oynadım özellikle. Birincisi her ne kadar bu kulaklıkta işte bir 7.1 sanal veya donanımsal ses desteği olmamasına rağmen İnsanların nereden geldiğini çok rahat anlayabiliyorsunuz. O anlamda çok başarılı bulduğum bir e, kulaklık oldu. Saymış olduğum oyunlar biliyorsunuz, rakibinizin nerede olduğunu anlayabilmeniz için ses dinlemeniz gereken oyunlar. Ses işte sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor, arkadan mı geliyor, onu anlayıp ona göre pozisyon almanız gerekiyor. Bu kulaklık gerçekten bu anlamda çok başarılıymış. Eğer hani bir süre daha bizim ofiste kalırsa oynadığım oyunlarda bunu kullanmaya devam edeceğim. Bir de Tabii ki oyunda sadece ses kasma olayını değil işte silahlarınızın sesi, bir oyundaki patlamanın sesi vesaire de oldukça önemli. O anlamda da gerçekten çok zengin bir ses verdiğini söyleyebilirim. Ben oyunlarda çok beğendim. İş müzik tarafına geldiği zaman da hani müzik dinlemek için de kullanır mısınız? kullanırsınız ama ürünün fiyatını düşündüğüm zaman yaklaşık 350 lira civarında bir fiyatı vardı baktığımda. Hani sadece müzik dinlemek için bu kulaklığı almam Kesinlikle müzik performansı kötü demiyorum bu arada. Çok dengeli. Dinlemiş olduğunuz müziklerde vokal sesleriyle enstrüman sesleri hiç birbirine geçmiyor. Çok temiz bir şekilde geliyor. Bas performansı fena değil. Dengeli hani böyle çok bas ağırlıklı bir kulaklık değil ama genel müzik dinleme açısından güzel bir keyif sunuyor. Ama hani 350 lira sadece müzik dinlemek için bir kulaklığa verecek olsaydım o anlamda daha iyi seçenekler olduğu için bir oyun oynama derdim yoksa bu kulaklık yerine farklı bir kulaklık alırdım. Sadece sizin de derdiniz müzik dinlemekse hani o yüzden bunu söylüyorum ama ben akıllı telefonumda işte Call of Duty'dir ne bileyim işte PUBG'dir Fortnite'dir çok fazla oyun oynuyorum veya işte Nintendo Switch'im var, PlayStation 4'üm, Xbox One gibi konsollarım var. Ben kulak içi kulaklık kullanabiliyorum. Aynı zamanda oyun oynarken arkadaşlarımla konuşabileceğim, üzerinde mikrofon da olan bir kulaklık istiyorum diyorsanız, gerçekten çok iyi bir kulaklık olmuş ve 350 lira bazı insanlar için hani pahalı gelebilir ama ben fiyatını bilmeden kullandım. Daha sonra işte incelemeden önce fiyatına baktım. Ben daha pahalı bekliyordum gerçekten. Bence sunmuş olduğu özellikleriyle beraber 350 lira fiyatı fiyat performans oranı olarak güzel, iyi kabul edilebilir. Gerçekten beğendiğim, kullanırken de zevk aldığım bir ürün oldu. Benim genel HyperX Cloud Earbuds'la alakalı düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Siz... Oyun oynarken kulak içi kulaklık mı kullanıyorsunuz yoksa daha çok kafa üstü kulaklık kullananlardan mısınız? Sizin yorumlarınız neler? Bu ürün hakkında lütfen aşağıda yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.